Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Bugün günlerden pazartesi. Uzun zamandan beri video atamıyordum. Elimdeki camdan dolayı ameliyat olmuştum. Tekrar ikinci ameliyatım oldum. Çok şükür başarılı bir operasyon oldu. Sağ olsun doktorlarımız çok iyi yardımcı oldular. Elimdeki camı çıkarttılar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan. Biraz elimde acılar var. Onun için video çekemedim. Sadece balıkları yemlemeye geliyordum 4 gün boyunca. Sabah akşam buradaydım. Yemledikten sonra bazı sıkıntılar yaşamışız, bazı sorunlar yaşadık. Elektrik kesintileri olmuş. Bazı balıklarımızda sıkıntı oldu. İnşallah çok şükür filemiz yok ama iyi olacak. Buradaki havuzumuzun videosunu atacaktım. Kısmet olmadı. 2-3 arkadaş sağ olsun havuzumuzu doldurdular. Tekrardan içerisinde yeni doğan Japon Orando yavrularımızı attık. Bu havuzumuzu. Şu anda yavrular 4 milim 3 milim civarlarında. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Havuzumuz 2 metre 10 santim olması lazım. Balıklar ufak olduğu için pipoya gerek duymuyorum arkadaşlar. Sadece hava hortumu, hava taşı yetiyor. Biraz daha büyüdükten sonra pipomuzu koyacağız tekrardan. Çok ufaklar şu anda. İkinci havuzumuzda daha önce paylaşmıştım. Buraya koymuştuk balıklarımızı. Şöyle göstereyim. Pipomuzu da buradan kaldıralım. Böyle çekelim. Buradalar. Çok şükür sağ salim. Sıkıntılar yok. Pipomuzu da tekrar ortaya koyalım. Burası da Orando Japonlarımız. Burası da Orando Japonlarımız. Sırayla boy boy balıklarımızı tanıtalım arkadaşlar. Burada da mızıklarımız var. Tetra türleri, genetik tetralar, gül tetra, tetrazon, tetra, yeşil tetramız var, buz balığımız var. Çok şükür hepsinden de yavrumuzu aldık. Hepsini yavaş yavaş görebildiğimiz kadar size göstereceğim. Burası bulut tetralarımız arkadaşlar. Boyları çok güzel oldu. Yani şu anda akvaryuma koyup satsak küçük gelir ama elimizde yok olduğundan dolayı satılabilir. Bunlar bulut tetra. Burası beta arkadaşlar. Camlarımız silinmedi yine. Elimdeki yaradan dolayı kusura bakmayın, hakkınızı helal edin tekrardan. Burası da beta arkadaşlar. Yine güzel boylanmışlar. Burası melek yavrularımız. Burası melek yavrularımız. Burada damızlık yeşil zebralarımız var. Burası da arkadaşlar tetrazonlarımız. Boyları da ortalama 5 santimi 5 milimi geçti. Hatta 1 santim olanlar da var. Boyları da çok güzel oldu. Burada dişi betalarımız var. Burada yeşil turuncu zebralarımız var. Burada kardinal neonlarımız var. Bunlardan bu hafta tekrardan yavru alacağız. Yavrular çok ufak şu anda. Tekrardan bir yavru alacağız. Güzel beslendikten sonra. Bu hafta tekrardan üretimden yavru çekimini alacağız. Hayırlısıyla. Burada siyah neonlarımız var. İçerisinde. Bunların yavruları da çok şükür boylandı. Evet, az önceki gösterdiğim bulut neon dediklerim şunu arkadaşlar.
şu hafiften bu balık. Bunların yavrularıydı az önce. Kalbusumuz burada da arkadaşlar. Kalbusumuzdan daha yavru alamadık. Kısmet olmadı. Daha gençler. Genç oldukları için. Burada da arkadaşlar Türk kılıncımız var. İlk 5 tane tetrazon almıştık. Hatırlarsanız ilk videolarımda bahsetmiştim. İlk haneden 5 tane tetrazon aldık. Sonra güzel beslendikten sonra adet sayısı çoğaldı. Burada da Lepistes yavrumuz sarı, gold diye geçiyor. Burası da tetra türlerin yavruları arkadaşlar. Tetradan neon yeşil zebranın yavruları karışık. Meleklerimiz şöyle göstereyim. Damızlık meleklerimiz burada. Şimdi yavrularına doğru gidiyoruz. Yavruları boylandılar. Evet, birinci akvaryumumuzda melek yavrularımız kanatlarını açmaya başladılar. Çok şükür de kendini belli etmeye başladı. Burası beyaz genelde ağırlıklı. Burası betamız arkadaşlar. Half Moon Beta. Half Moon Fill Club betamız. Renkler bile şu anda gerçekten çok güzel renkleri var. Pırıl pırıl parlıyor şu anda bile. Half Moon Fill Club bunlar arkadaşlar. Burada taç betamız var. Damızlık. Arkadaşlar burada özellikle betalara verdiğimiz canlı yem tıpı 5 diye geçiyor arkadaşlar. Günlük veriyoruz. Burası da bugün çıkan, bugün ayırdığım melek yavruları. Bir üst taraftamız burası da yine beta yavruları. Ama bunlar düz beta. Bu aralar İtalya'dan beta bulamadığımız için elimizdeki fil kulak Half Moon betalar kullandık mecburiyetten. Çok olsaydı bütün hepsini Half Moon beta yapmak istedim. Kısmet olmadı. Çünkü ithalat kesilince Half Moon beta bulamadım. Burası da siyah melek yavrularımız. Çok güzel yine boyları var. Arasında şöyle havasız kalanlar oldu ilk doğumlarda. Onlarda yüzme sıkıntısı yaşadım. Bir 10 tane civarlarında var. Ha, yaşıyorlar ama bu sıkıntıları yaşadım. Dipte kalmış, hava kesilince oksijen yetersizliğinden herhalde yumurtalar üstte gelmiş. Burası da arkadaşlar beta yavrusu. Burası da arkadaşlar beta yavrusu. Şöyle içeriden de göstereyim nasıl gözükecek. Burası da beta yavrusu arkadaşlar. Evet, şu şekilde lepisteslerimizi file yapmıştım. Çok güzel randıman alıyorum. Burada yeni yaptığım file var. Floretlere koydum. Burada da floretlerimiz var. Özellikle floretleri fazla göstermek istemiyorum. Yavrularını da göstermek istemiyorum. Çünkü çok sıkıntılar yaşıyorum. Ha, burada da dezenfekte yapılan bazı tür balıklarımız var. Sıkıntılar yaşadım dediğim bu tür balıklarda. Havalıklar çok şükür sağlıkları yerinde ama mecburiyette antibiyotik kullanmak zorunda kaldım. 2-3 gün ilgilenemeyince. Burası da Lepistes yavrusu arkadaşlar. Buraya da Orlando damızlıklarımızı koyduk. Tekrardan yumurta almak için. Herkes farklı bir sistemde üretim yapıyor arkadaşlar. Ben bundan randımanı çok güzel aldığım için
Hiçbir sıkıntı da yaşamıyorum. File de vermiyorum. Her yavru alımında 2000-3000 arası yavru veriyor. Burası da HB YF Lepistes. Burada genç astronot. Evet, burası da Orando. Japonlarımızın yavruları. Kuyruklarını görebilirsiniz. Kuyruklar gözüküyor. 3 kuyruk hepsi arkadaşlar. Böyle. Burası da damızlık arkadaşlar. Yine erkeklerimiz var burada genelde. Tetra türleri. Genetik tetra, tetrazon, tetragül, yeşil tetra. Burada da yine damızlıklarımız var. Burası da dişi arkadaşlar. Şu anda bile karnları dolu. Hayırlısıyla tekrardan yavru alacağız. Burası da arkadaşlar yine Orando yavruları. 3 kuyruk. Üç kuyruk Orando Japon yavruları. Burada eş tutmamış ama yetişkin damızlık boylarda meleklerimiz var. Burada arkadaşlar Türk kılıçlarımız var. Yemleme sistemini bu şekilde yapıyorum. İçerisine yemi atıp yan taraflardan girip fileden yem aşağı düşmesin diye. Yavrularını da şu şekilde görebilirsiniz. Alt taraflarda. Alt taraflarda yavrular rahatlıkla gözüküyor. Ha, bu akvaryumda ortalama 250-300 tane yavru olduktan sonra kaldırıyoruz. Başka bir akvaryuma tekrardan koyuyoruz arkadaşlar. Buradaki yunus, en son yunuslarım vardı. Onları satmıştım. Burası yunus arkadaşlar. Burası da yine Orando Japonlarımız var. Şu an kuyrukları gözüküyor. 3 kuyruk Orando Japonlarımız. Ortalama şu anda 7-8 akvaryumumuzda Orando yavrularımız var. 2 havuzumuzda var. Burası arkadaşlar melek yavrularımız. Burası melek yavruları. Burası arkadaşlar yine melek yavrularımız. Burası melek yavrularımız tekrardan. Burası arkadaşlar mücevher yavrularımız. Şu şekilde göstereyim. Burası Green Terror yavrularımız arkadaşlar. Green Terror.
Burada damızlık beyazlarımız var. Yavrularda çok şükür bol bol var. 3 erkek. Ortalama 18 tane dişisi var. Burada da arkadaşlar buraya gelelim. Burada bir çift astronotumuz vardı. Astronotlara yeni bir sistem yapacağım. Belki Türkiye'de olmayan bir sistem. Hayırlısıyla bu astronotlar çok güzel bir yavru alacağız. Onu da yeni keşfettim. Ve herkes de %100 randıman alıyormuş. Onu yaptıktan sonra eğer memnun kalırsam onun videosunu da paylaşacağım. Şu anda 3 tane damızlık astronotumuz var. Burada yedekte duran meleklerimiz var. Yine damızlık. 8 adet. 4 dişi, 4 erkek. Burada Kaliko ailemiz var. Kaliko ailesi 80 santimlik akvaryumdaydı. Biraz dar geliyordu. 1 metre 20 santimlik akvaryuma koydum. Şu anda ortalama 20 taneye yakın var. Yine 3 tane erkek, diğer hepsi dişi. Burada melek çiftimiz var. 3 çift. Burada yeşil zebralarımız var. Yavrularımız. Şu şekilde. Diğer akvaryumda da zebralarımız var. Sarı da çıktı arkadaşlar. Çok güzel renkler çıktı. Yeşil. Açık yeşil, koyu yeşil, sarı. Burada astronotlara verdiğim canlı yem olarak bizim bildiğimiz şu şekilde göstereyim. Solucanlar toprağın altında oluyor. Toprağın altındaki solucanlardan besliyorum. Kan kurdu olarak çok az miktarda veriyorum. Tetradüskus ve dip yemi, alabalık yemi veriyorum. Burada arkadaşlar yaşayan kaya ailemiz var. Bir erkek, 4 dişisi var. Yaşayan kayanın boyu da şu anda 25 santim boylarında. Allah nazardan saklasın, maşallah var. Burada arkadaşlar sarı prenses. 3 tane erkek, diğer hepsi dişi. Burada arkadaşlar Green Terror ve Rainbow yavrular var. Boylar yine 5-6 milim oldu. Bu akvaryumu boşalttık arkadaşlar. Başka bir büyük tanka koyduk. Burada kadanga var arkadaşlar. Kadanganın erkeğini bulamadım. Kadangada sıkıntı yaşadım. Bir tane mavi imparator ve bir tane de dişisini koydum. Dedim belki eşleşirse, kısmetse. Bazen Yunus'tan beyaz prensesi çiftleştirdiğim oldu benim. Yavru aldığım oldu. Beyaz imparator şeklinde çıkıyor. Beyaz Yunus olarak çıkıyor. Bunda da ilk defa kadangalar ilk defa yavru alacağı için içerisine mavi imparatordan koydum. Bir erkek, bir tane dişisinden koydum ve kadangaların hepsi dişi. İlk defa çiftleşecek olduğu için belki baskınlık yaptığı zaman yavru alabiliriz. Çevrenizde kadanga erkeği olan varsa yine iltibata geçebilir benden. Alabilirim. Aklınızda olsun. Ama mecburiyetten koydum bunu. Ama yavru alacağım hayırlısıyla. Bundan eminim çünkü. Burada da Rainbow yavrularımız var arkadaşlar. Rainbow. Boylar yine güzel. Evet arkadaşlar, buradaki akvaryumumuz da 1,5 metre boyunda. Benim eski akvaryumlarımı getirdim buraya. Alt taraf şu anda boş. Üst tarafa oranda Japonlarımızı koyduk. Japonlar şu anda çok şükür daha geniş ortamlara koymaya çalışıyoruz. Yakından göstereyim arkadaşlar çünkü bazen gözükmüyor ufak oldukları için. Ha, bu sarı ilacı soran arkadaşlarımız oluyor. Sarı ilaç bütün bağışıklık sistemini hem temizliyor
Hem antibiyotik niyetine geçiyor arkadaşlar. İsmini sormak isteyen arkadaşlara yine yardımcı olurum. Tam şu anda ismi neydi tam aklımda değil. Onu videonun altına yazacağım. Antibiyotiğin. Çok faydalı, çok güzel. Buradaki havuzlarımızı da yine evden getirdim. Bütün evdeki akvaryumları boşalttım. Üst taraf 2 metre boyunda. Alt taraf 2 metre boyunda. Alt taraftaki akvaryum şu anda komple patladı. Ve bu buraya indirene kadar burası da patladı. Boydan boya patladı. Çünkü ağır olduğu için 6-7 kişi kaldıramadı. Kaldıramayınca patlama zorunda kaldı. Buraya gelelim arkadaşlar. Green terörümüz. Burada bir çiftimiz vardı. Şu anda yine bir çiftimiz var. Çok şükür sağlıkları yerinde. Erkek de muazzam bir güzellik çıkmaya başladı. Üst tarafta da ilk yavruları var. İlk yavrular da şu anda 1 santimi geçti boyları. Green terörün yavruları. İlk yavrusu buydu arkadaşlar. Burası ciklet yavrumuz arkadaşlar. Karışık ciklet. Burası karışık ciklet arkadaşlar. 1 metre boyunda. Akvaryum biraz o bir tarafa doğru gidiyor. Burada rainbow mücevher damızlığımız var. Burada beta dişilerimiz var. Her dişi şu anda yavru aldığımızda bu şekilde dinlendiriyoruz. Güzel beslendikten sonra kendilerini zaten belli ediyor. Karnları doluyor. Şunun arkadaşlar karnı dolu. Karnı dolu olduğu için ilk alınacak anne onlar. Burada da arkadaşlar balıklar strese girmesin diye ben kendi çapımda genelde bu şekilde yapıyorum. Bütün dişili annelere bu akvaryumu alıyorum. Hani ağzında yavru olanları. Yavru olduktan sonra daha rahat oluyor. Erkekler saldırmıyor. Kafası rahat oluyor dişinin. Ha, içinde de kalsa da olur, kalmasa da olur. Ama akvaryumlar dar olduğu için şu anda sadece dişiler var. 2, 4, 6, 8. 8 tanenin annenin ağzında yavru var. Yaşayan kayanım var. Sarı prens var. Kaliko var. Mavi imparatorum var. Beyaz prenses var bir tane de. Hepsi rahatlar. Arkadaşlar bu şekilde betalarımızın erkeklerini ayırıyoruz. Beta erkeklerini tek tek bu şekilde bir delik açıyoruz. Şurası delik. Yemleme sistemi buradan yapılıyor. Betalar zaten havasız yaşadığını biliyorsunuz. Bir sağdan bir soldan bu şekilde beta erkeklerimizi ayırdık. Burası erkeklerimiz. Burası da erkeklerimiz. Bir sağdan bir soldan tek yine aynı şekilde yemlemek için şuradan delik var. Bu taraftan delik var. Burada bugünkü aldığımız beta yavrusu var arkadaşlar. Şu an net gözükmüyor. Ben de rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü yavrularına bakmaz, yavrularını yer. Şu anda beta yumurtalarını dökmüş ve aşağıya dökülenler var. Erkek de onları topluyor zaman zaman. Erkek de bu kutunun içerisinde. Burada kutularda tetrazon yavrularımız var. Burası komple tetrazon arkadaşlar. Ufak ufak olduğu için gözükmüyorlar. Burada arkadaşlar yine tetrazon yavrularımız var. Burada var arkadaşlar. Bazı balıklarda işte sıkıntı yaşadığımız için ilaç kullanıyoruz. Onu ayrıca söyleyeyim. En son gelelim arkadaşlar havuzlarımıza. Tüm akvaryumlarımızı gezdik. Bütün olan yavruları tanıtmak istedim. Çok şükür
alamadığımız bir tür balık kalmadı diyebilirim ama sadece iki tane var şu anda. Birisi astronot, diğeri de arkadaşlar ismini dilimin ucunda siz söyleyin ismini. Haydi beraber gidelim. İnci kromi arkadaşlar. İnci kromiden daha yavru alamadık. Köpük yapıyorlar ama kısmet inşallah. Burada mavi kromi var, sarı kromi var. Arkadaşlar kanalıma desteklerinizden dolayı Allah razı olsun hepinizden. Çok çok teşekkür ederim. Saygı ve selamlarımı iletirim. Dediğim gibi arkadaşlar 4 günden beri kimseye yazamadım. Hem internetim yoktu hem de elimdeki yaradan dolayı. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Saygılar sonsuz olsun. Allah'a emanet olun.